Evet, kaydediyorum, başlıyorum. Ettedribul hadi yaşar. Yani hangi ünitede olmuş oluyoruz biz? Enva'ul cem. Çoğul türleri. Yani altıncı konunun. Evet, 62. sayfa. Bir mi dediniz? Evet, bir. 61. حول الكلمات التي تحتها خط إلى الجمع. Altı çizili olan kelimeleri çoğula çevir diyor. مساحة التلميذة الطاولة. Öğrenci masayı sildi diyor. Altı çizili kelime bu. Bunu ne diye çevirdik? التلميذات diye çevirdik. رسمت المهندسة binaa resmet çizdi el mühendisetü bayan mühendis neyi çizdi el binaa binayı çizdi el müdiratü hadiratun müdir hanım gelmiştir yani burada mesela mühendisetün el mühendisetü kelimesinin çoğulu el mühendisat el müdiratü kelimesinin çoğulu el müdirat hadiratun kelimesinin çoğulu hadirat el haritatü kelimesi harita büyüktür diyor değil mi? Haritat. El-harait. Haritat mı? Böyle mi oluyor? Haritat diye mi geliyor? Allah Allah. Harita kelimesinin çoğulu öyle mi geliyor? Sanki öyle değil ya. Haritatın haritatın kelimesinin çoğulu harait ya. Evet. Hocam harait. Sayfa kaçtaydı acaba? Sayfa 61. Bunun çoğulu böyle oluyor ya. El harait. Tamam. Bunu biz yanlış yapmışız. El haraitu kebiratun kelimesinin çoğulu kebirat. Öyle geliyor yani. Fahasatı tabibetul meridata. Doktor hastayı muayene etti. Bayan doktor bayan hastayı muayene etti dediğim zaman tabibe ile marida kelimelerinin altını çizmiş. Bunları çoğul yaptığımız zaman bunlardan cümle oluşturmuyoruz. Bu cümleyi tekrardan yazmıyoruz. Ne yapıyoruz? Kelimelerin çoğulunu yapıyoruz sadece. Başka bir şey değil. Et tabibatu meridatun kelimesinin çoğulda el meridatu. Tamam? Bunu sonra yazarsınız. Evet. Ne diyor? Havvilil cümelel atiyete. Aşağıdaki cümleleri dönüştür diyor. İlel müsenna aleyküm selam. Müsennaya dönüştür. Evvelen önce diyor. Önce ikile çevir diyor. Süm evvelen önce demek. Evvela. Sümme sonra ilel cemmi. Sonra çoğula çevir. Ma tahir me yelzim. Gerekli değişikliklerle birlikte. Kema fil misal örnekte olduğu gibi. El kitabu müfidun, el kitabani müfidani, el kütübü müfidetün. Niye el kütübü müfidetün dedi? Nereye gelir? Müfret müennes olarak geliyor. Gayri akil varlıklar müfret müennes geliyor. Evet. El ummu latifetun.
Anne hoştur, iyidir. Yani iyi ahlaklıdır gibi. Ya da mesela öyle anlamı var. El ummani latifetani. El ummahatu latifatun. Anneler latifatun ne demek? Hoşturlar. Hoştur, iyidir anlamına. Evet, er-raculu tavilun. Adam uzundur. Er-raculani tavilani. Tekillinin adını, anlamını yazın, çoğulunu siz anlarsınız zaten. Er-raculu tavilun. Adam uzundur. Er-raculani tavilani. İki adam uzundur. Er-ricali tuva, er-ricalu tuvalun. Bakın hepsi bunlar ne olarak geliyor? Bakın bazıları kırık çoğul olarak geliyor. Hangisi? Tıvalın. O da kırık çoğul. Kuralsız çoğul yani. Evet. Er-ricalu tıvalın. Adamlar uzundur. Es-saffu vâsiyon. Sınıf geniştir. Es-saffâni vâsiyâni. İki sınıf geniştir. Es-sufufu vâsiyâtun. Sınıflar geniştir. El-kâtibu marufun. Yazar tanındıktır. Bilindiktir. Bilinir yani. Tanınmıştır. El-kâtibâni marufâni. İki yazar tanınmıştır. El-küttâbu yazarlar. El-küttâbu. Bakın. El-kitâbu değil ha. Onu yanlış okumayın. Şöyle bir şedde koyalım. Sonra bir elif. Evet, şöyle ayırayım da. Şimdi üst üste denk geldiği için. El küttabu marufune. Yani yazarlar. Şimdi siz bunun hareketsiz olduğunu düşünün. Hareketsiz olduğunu düşünün. Yine küttab diye okuyabilir miyiz? Okuyorsunuz. Niye biliyor musunuz? Marufun diyor. Demek ki çoğul diyeceksiniz bu kelime. El-kitap değil yani. Cümlenin gelişinden siz bunun el-kitap olmadığını anlayacaksınız yani. El-tıflu mahbubun. Çocuk sevilendir, sevilmektedir. El-tıflani mahbubani. İki çocuk sevilmektedir. El-atfalu mahbubune. Yani çocuklar sevilmektedirler. El-ebu kerimun. Baba cömerttir. El-ebevani kerimani. İki baba cömerttir. Veyahut da ebeven kelimesi anne baba da olabilir. El ebevani kerimani. El ebeu kiramun. Yani babalar cömerttir. Sahabe-i kiram duydunuz mu hiç? Bak buradan gelir bakın. Kiram. Çoğul yani o aslında. Harekeleyelim şöyle. Kerimani. Evet. Devam ediyoruz. Var mı bir soru? Bilmediğiniz bir kelime? İstahriç çıkar. İstahrici çıkar. Neyi çıkar? Cemaat teksiri. Kırık çoğulları çıkar. Minen nasıl eti? Aşağıdaki parçadan. Sümme sonra havvili ilel müfret. Sonra o kelimeleri ne yap diyor? Tekile çevir diyor. İstehkadat uyandı. Kim? O bayan. Peki ne isteyikati yazmış? Orada yanlış mı olmuş? Normalde arkadaşlar bu isteyikadat. Tamam mı? Şimdi bunlar. İsteyikadatil ummu. Şimdi burada bir el ummu derken zaten elif vasıl emmesi onun bir hükmü yok. Yokmuş gibi bir şey düşünün.
İsteykadat lul ümmü. Nasıl diyeceksiniz? İsteykadatil ümmü. Yani şu gördüğünüz sükun aşağıya iniyor. Niye iniyor? Yani kaynaştırma hareketi olarak düşünün. Kaynaştırma hareketi olarak şey yapıyor. İsteykadat uyandı. Uyanan kim? El ummu. Nasıl uyandı? Mübekkiran. Yani anne erkenden uyandı. Ve cehhezet, yine aynı mantık bakın. Ve cehhezet hazırladı. Neyi hazırladı? El futura. Kahvaltıyı hazırladı. Kimin için hazırladı? Li evladihe. Yani oğulları için, çocukları için oğullarına ne hazırladı? Kahvaltı hazırladı. Sümme erselet hum. Sümme erselet gönderdi. Kim? Anne gönderdi. Hiye yani hiye. Kimi gönderdi? Hum. Onları gönderdi. Anne onları gönderdi. Nereye gönderdi? İle medarisihim. Onların okullarına. Sonra onları okullarına gönderdi. Görüyor musunuz? Erselet hum gönderdi. Kimi gönderdi? Onları gönderdi. Bu hüm nedir biliyor musunuz? Hüm. Buradaki hüm burada mef'ulün bih oluyor biliyor musunuz? Yani şuradaki hüm ne oluyormuş? Zamir. Aa, zamir olarak mef'ulün bih oluyor. Erselet hum. Mef'ul mef'ul bih. Tamam. Onları gönderdi. Nereye gönderdi? İle medaresi. Yani okullarına gönderdi. Sümme sonra rattebet yine aynı bakın. Rattebet düzenledi. Tertip etti. Çok tertipsiz, düzensiz deriz. Ne demek tertipsiz? Düzensiz demek. Düzenledi. Mesela rütbe nedir rütbe? Yani rütbe nedir? Yani askeriyede ne vardır? Bir sıra vardır, bir tertip vardır. İşte yüzbaşı, işte binbaşı gidiyor değil mi? Albay, işte general neyse gidiyor. O şekilde bir rütbe vardır, sıralama vardır. Tertip vardır, düzen vardır yani. Rattebet düzenledi. Kim? Anne düzenledi. Neyi düzenledi? El-gurafe. Yani odaları. Odayı. Odayı değil. Uraf, urfetün kelimesinin çoğulu. Odaları ne yaptı? Tertip etti. Düzenledi. Ve gaseletil yıkadı. Ve gaselet yani yine aynı. Yıkadı bakın. Yıkadı. Bakın aynı mantık yine burada iki tane sükun yan yana geldiği için. Tamam. Ve gaseletil atbaka yani tabakları yıkadı. Başka neyi yıkadı? Elbise. Elbiseleri yıkadı. Ba'de zalike. Bundan sonra anne tabakat pişirdi. Kim pişirdi? Hiye bakın. O pişirdi. Gizli özne. Orada bir gizli fail var. Görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Ben yazdım yani onu. Aslında yok yani. Kim pişirdi? O pişirdi. Neyi pişirdi? Ta'amel gadai. Yani öğlen yemeğini pişirdi. Akşam yemeği. Öğlen miydi? Öğlen. Gada öğlen. Aşe akşam yemeği. Bakın fatur, futur ya da gada. Hadi bir de akşam yemeğini de şöyle yazayım buraya. Aşe'de Aşa nedir? Akşam yemeği. Yazıyor zaten. Türkçesi var zaten ya. Öğlen yemeğini pişirdi bundan sonra. Ve cehezetil maidete. Yine aynı bak hep cehezeti. Ve cehezet hazırladı. Kim? Kim hazırladı? Maide. Maide mi? Kim hazırladı kim? Hazırlayan kim?
Ye, o. Anne hazırladı. Ye. Anne neyi hazırladı? El maidete. Yani sofrayı hazırladı. Sofrayı hazırladı. Vada'atil atbaka. Yine bakın ne, burada bir gizli hiye var. Yine aynı mantık. Yine hep Tabakları koydu. vada'at koydu. Bakın yine orada iki tane sükun harf yan yana. Siz Kur'an dersinde iltikai sakinin diye bir şey duydunuz mu? Duymadınız mı? Yani iki sakin harf yan yana geldiği zaman yani orada bir geçiş olur. Hatta bazen böyle geçiş olabilmesi için Kur'an-ı Kerim'de mesela bazı kelimelerin altında, tenvinli kelimelerin altında bir tane şöyle küçücük bir nun olur. İtikai sakini iki sakin harfin yan yana gelmesi diye öyle bir olay var yani. O da iki yani öyle bırakamayacağımız için. Mesela vadaat l-atbaka. Nasıl diyeceğiz? Olmuyor. Vadaatil atbaka. Vel melaika. Yani kaşıkları. Ve şuveke. Yani Şevket. Şevket'in çoğulu Çatal, çatal değil mi? çatallar yani. Sonra çatalları koydu diyor. Gelelim çoğullarını bulmaya ve onların tekillerini yazmaya. Bakın velet evlat yazmışız, gördünüz mü? Hadi ben de bu sefer rengini değiştireyim. Medrese medaris çoğulu bak. Medrese tekil, medaris çoğul. Okul okullar. Gurfetün tek bir oda. El guraf odalar. Tabak tek bir tabak. El atbak tabaklar. Sonra melbes elbise demek. El melabis elbiseler. Hadi hatta şunu da yapalım. Sonra milaka kaşık demek. Melaik kaşıklar. Sonra eşşevketü çatal demek. Eşşüvek çatallar. Yani bunlar kırık çoğullar. Yani kuralsız çoğullar. Mükesser, cem-i teksir, kırık çoğul, kuralsız çoğul. O demek. Neyse geçtik. Geçtik mi? Evet. Havvilil müfredatil atiyete. Aşağıdaki kelimeleri ifadeleri dönüştür. Nereye dönüştür? İlel müsenna vel cem'i. İkili ve çoğula dönüştür. Sümme beyyini nev'ahu ve türünü belirtin diyor. Belirt. Neyin ne türünü? Ne türünü belirteceğiz? Çoğul türünü tabii ki. Sim. Yani kırık çoğul mu? Cem-i müzekker salim mi? Cem-i müennes salim mi? Hangisi yani? Üç çeşit. Zaten konumuz da o olduğu için. Hani türünü diyor ya ne türünü yani. Burada işte türden kasıt işte kelimenin türleri, isim, fiil, harf ondan bahsetmiyoruz. Veyahut da mazi, muzari, emir, fiilinden bahsetmiyoruz. Burada neden bahsediyoruz? Ya da müzekkerlik, müenneslikten de bahsetmiyoruz. Değil mi? Ne, konumuz ne? Çoğul türleri. Kalemun tek bir kalem. Kalemani iki kalem. Kalemune diye bir şey yok. Kalemani. Bunun çoğul nasıl gelecek? Eklem. Akla. Aklamun. Tamam. Babun, babani iki kapı, ebvabun Evet. kapılar. Anlamını bilmediğiniz kelime var mı burada? Muavinun yardımcı demek. Mesela müdür muavini, müdür yardımcısı demek. Ya da otobüste muavin vardır değil mi? Onun gibi. Sonra dersün tek bir ders, dersani iki ders. Yani durusun dersler. Mütezevvücün evli demek. Mütezevvicani iki evli. Mütezevvicune evliler. Tacirun
tek bir tacir. Tacirani, ikil. Tüccarun, tacirler. Tamam. Zaten ismi fail diye ayrı bir konu var. Sarfta onu göreceğiz. Orada görürsünüz yani kaç çeşit. Nasıl ismi failler nasıl oluyor göreceksiniz yani onu. Kürsiyün, kürsi yani iki sandalye. Kürsi, kerasiyün, hareketleyeyim mi? Kerasiyün. Yani sandalyeler demek. Şeriketün, şeriketani, şeriketün, şirketler demek. Zehratün, çiçek, zehratani, iki çiçek, ezharun, çiçekler. Hadikatun, bahçe, hadikaten, iki bahçe, hadaik, hadaiku nedir? Hadaiku, bahçeler demek. Gurfetun, oda demek. Gurfetani, odalar. Gurafın, ne demek? Odalar. Gurafın. Evet. Ühtün, kız kardeş. Ühten, iki kız kardeş. Ehevâtün. Ehevâtün nedir? Kız kardeşler. Tabibetün, bayan doktor. Tabibetâni, bayan doktorlar. Tabibetün, nedir? Bayan doktorlar. Görüyorsunuz zaten. Türünü de yazmışım. Evet. Meridatun. Meridatani. Meridatun. Değil mi? Anlaşılmayacak bir şey yok. Türkçesini biliyorsanız. Bilmediğiniz bir kelime var mı? Tek el iki çoğu zaten. Bir de türü var. Neyse. Havvil mâ tahtehu kattun ile cem'in münasibin. Aşağıda altı çizili kelimeleri uygun çoğula çevirin diyor. Ama tabii bir de uygun çoğula çevirdik ya bu cümle ya. Cümle içerisinde belki bazı gerekli değişiklikler yapmak zorunda kalacağız. Ne diyor? El ebu, baba. Kerimun, baba cömerttir. Baba cömerttir. Biz bunu, pardon şunu geçtik. Yuhibbul veledül kıttata. Çocuk kediyi sever. Değil mi? Çocuk. Çocuklar yani genel olarak. Çocuklar sevmez mi? Oğlan. Oğlan çocuğu tabii ki bu. Kız çocuğu değil. Oğlan çocuğu kediyi sever. Tuhibbul evladül kıttata. Çocuklar kedileri sever. Bakın altı çizili kelimeleri ne yaptık? Çoğul yaptık. El evlat vel kıttat. Bakın ikisi de kırık çoğul. Uygun çoğul. Yani uygun çoğul ne demek? Yani kurallı çoğul yapılıyorsa kurallı çoğulla, kuralsız çoğul yapılıyorsa kuralsız çoğulla. Yani Araplar bu kelimenin çoğulunu nasıl yapıyorlarsa o şekilde yapacaksınız. Bunun bir hangi çoğul türüne doğru, çoğul türünden çoğul yapılacak diye bir kural var mı? Yok. O yüzden kelimeleri ezberlerken çoğullarıyla beraber ezberlememiz gerekiyor. Evet. Şeribetil ummuş şaya. Anne çayı içti. Yine aynı bakın. Şeribet içti. Kim içti? Anne içti. Yine bakın vasıl emresi olmuş. Vasıl emresi diyorum ya. Vasıl harekesi olmuş. Yani burada geçiş harekesi veyahut da işte ulam Türkçedeki kaynaştırma harfi gibi bir kaynaştırma harekesi gelmiş. Şeribetil ummuş çayı, anne çayı içti. Şeribetil ummuhatu, şeribetil ummuhatu, anneler içtiler. Ne içtiler? Eşyayı, anneler çayı içti. Tamam.
Fil matbahi ke'sun. Yani mutfakta bir kase var. Bardak var. Gerçi ke'sun hakikaten yani bardak anlamında mı yoksa kase anlamında mı? Tabak, kase. Bakalım ne diyecek? Belki ben yanlış biliyorum. Bardak, kap, kupa mesela. Mesela el-ke'sül alemi. Dünya kupası demek. Tas anlamına da geliyor, kase anlamına da geliyor, bardak anlamına da geliyor, su kapı. İçerisinde, evet, neyse. Kadeh, bardak, kupa. Bizim Türkçe'de kase deyince ne aklımıza geliyor? Biraz anlamı değişmiş değil mi? Yani kase deyince böyle çerez konulan şey gibi anlaşılıyor. Türkçe'de biraz anlamı değişmiş, unutulmuş gibi. El yescudul müslimu lillahi. Müslüman yescudu secdeder. Kime? Kim secdeder? Allah şey Müslüman secdeder. Müslüman kime secdeder? Lillahi Allah'a secdeder. Yescudul müslimune lillahi. Müslümanlar Allah'a secdederler. Saratil hafiletu Serat altı çizir demiş, altın çizmemiş, renkli vermiş. Neyse, siz de düzeltmişler mi onu? Aynen, neyse. Serat hareket etti. Yine iltikai sakininden iki sükunlu harften dolayı geçiş hareketi yapıldı. Yani bir kaynaştırma hareketi geldi, kesra. Serat ile hafiletu bi suratin. Dolmuş hızla hareket etti. Bunun çoğulu nasıl yapılıyor? Dolmuşlar nasıl diyeceğiz? Serat ile hafiletu bi suratin. Dolmuşlar hızla hareket etti. Tamam, anlıyor muyuz arkadaşlar? Ha. Tamam, güzel. Bardaklar vardır. Küus. Tamam. Anneler, babalar, bardaklar, Müslümanlar dolmuşlar. Evet. Hazır yine tercümesi olan bir şey. Hızla hareket edelim. İhteril müfrede es-sahiha limâ tahtehu hat. Altında çizik, altı çizili kelimenin doğru tekilini seç. Doğru tekilini, kelimelerin tekilini bulacakmışız yani. Onun yeri iyi miydi bilmiyorum da. Ben şimdi görünüyorum orada. Evet, lede Muhammed'in, Muhammed'in vardır. Muhammed'in nesi vardır? Selâfetu ihvetin. Üç erkek kardeş vardır. Kız kardeş değil yani. Ehavet olurdu yoksa değil mi? Erkek kardeşi var. İhvetün kelimesinin tekili neymiş? Tekili ne? Ehun. Bakın ben seçmişim zaten. Mesacidü İstanbul'e. İstanbul'un mescitleri meşhuratun. Meşhurdur. İstanbul'un camileri meşhurdur diye yazmışım bakın tepede. Şerif tü içtim. Kim içtim? Ben içtim. Tü fail bakın özne ben içtim. Ben ne içtim? Kübey mâin. Yani iki bardak su içtim. Kübey kelimesi ikili değil mi? Bunun tekili ne? Küb. Fil gurbeti levhâtun.
Odada tablolar var. Birçok tablo var. Yani ikiden fazla. Ne varmış odada? Tablo varmış. Evet. Levhatun kelimesi, levhat kelimesinin tekili. Benatu hali, yani dayımın kızları müştehidatun, çalışkandırlar. Bint kelimesinin şey, benat kelimesinin tekili bint. Yetehaddesu el esatidetu, erkek hocalar yani. Bil arabiyeti, hocalar Arapça konuşuyorlar. Konuşurlar veyahut da konuşuyorlar. El esatide kelimesinin tekili nedir? Üstaz. Tamam, yani bu kelimenin sonunda kapalı T var. Bu müennes tekil bir kelime zannetmeyin. Tamam? Peki üstad, peki müennesi bunun çoğulu ne? Bunun çoğulu ne? Üstadetün. Tamam mı? Üstad kelimesi, üstadetün kelimesinin çoğulu neymiş? Üstadetün. Ama üstad kelimesinin çoğulu ne? Esatize. Tamam. Yani tam böyle yanıltıcı bir soru yani böyle. Ha tamam, kapalı tevel. Bu kesin tekilde deyip yapıştırıp geçmeyeceksiniz yani. Dikkatli okuyacaksınız. Evet. Yine aynısını diyor. Bu sefer uygun çoğulunu seç diyor. İhteril cem'al münasibe lima tahtehu hattun. Altında çizgi bul, alt çizgi kelimenin uygun çoğulunu seç. El amelu kethirun. İş çoktur demek. İş kelimesinin çoğulu e'mel. Zehebe gitti. Kim? Ahmet gitti. Nereye gitti? İler camiati. Camia kelimesinin çoğulu camiat. Te'amelu Zeynep'u fil müsteşfe. Müsteşfe kelimesinin çoğulu müsteşfeyat. Hastaneler demek. Fil mektebeti. Kütüphanede vardır. Ne vardır? Kütübün. Kitaplar vardır. Değil mi? Mektebe kelimesinin çoğulu mektebet. Defteru alet davleti, defter masanın üzerindedir. Defter kelimesinin çoğulu nedir? Defatir. Kırık çoğulu. Bilmiyorsanız arkadaşlar, emin değilseniz mutlaka kelimenin, yani kelimeye sözlükten bakacaksınız yani, bu yoksa anlaşılmaz yani. Es-semeku fil ma'i, yani balık sudadır diyor. Esma de balıklar demek. Balık sudadır diyelim ya. Hem daha çoğunu yapmadık. Balık sudadır. Es-semeku fil ma'i. Evet, tercümesini de yapmışım. Güzel. El matabihul bina, matabihul binai, binanın mutfakları, kebiratün, büyüktür. Binanın mutfakları. Aslında binanın mutfakları. Yani kelime o motomot tercüme olarak öyle. Binanın mutfakları. Yani binadaki mutfaklar. Öyle diyelim. Binadaki mutfaklar nedir? Büyüktür. Bu isim tanımlaması arkadaşlar. Yeskunu tullabu fissekeni. Yeskunu ikamet ediyor. Kim? Ettullab. Öğrenciler. Nerede? Fissekeni. Yani öğrenci yurdu demek. Seken neymiş? Öğrenci yurdu. Haracat çıktı. Kim çıktı?
Yine aynı olay arkadaşlar bakın. İlal hadikati, aileler bahçeye çıktılar. Hâzihi s-sâ'atü, bu saatler cemîletün, güzeldi. Bu saatten kasıt kol saati zannedersem. Et-tecâcâtu, tavuklar. Et-tecâcât demek bahçede de nasıl derseniz, fi fil hadikati. Güzel terim ya. Fi hadikati değil de. Anlamadım. Fil hadikati. Yani tavuklar bahçededir. Çocukların okulları yakındır. Medarisul atfali. Harekeleyelim. Medarisul atfali kari karibetin. Hocam şimdi topluya bahçede de isim cümlesi. Çocuklar okullara yakın da isim cümlesi değil mi? Evet. Önce tavukları yazdık, sonra bahçeye yazdık. Niye sonra okulları başa yapıp çocuklar bahçede isim tamamlasında Türkçe'de, Türkçenin tersi oluyor. İlk önce okullar söyleniyor, sonra etfar söyleniyor. İlk önce bir isim tamamlasını söyleyeceksiniz. O isim tamlaması nedir? Müpteda değil mi? Özne. Özneyi bir söyleyeceksiniz. Yakın olan ne? Çocukların okulları. O okulu önce söyleyeceksiniz. Yani isim tamlaması önce söylenir. Arapçada isim tamlaması da sıfat tamlaması Türkçenin tam tersi. Tamam? Tamlama olarak tam tersi. Ya daha biz isim tamlaması konusuna gelmedik yani. Gelince daha iyi anlayacağız. El muallimatu fis safi. Tullab-ı Mısriyun, öğrenciler Mısırlıdırlar. Mısriyune. El-muallimatu fissaffi. Tamam. Dedik geçtik. Arkadaşlar el ekmilil harita ve zihniyete li enva'in cem türlerine ait zihin haritasını tamamla diyor. El ismi min haysun nev'u ya da min haysun adedun sayı bakımından nedir? Müfret. Yani burada müsenna'yı yazmamışız. Müsenna ve cem diye üçe ayrılıyor. Cem kaç ayrılıyor? Enva'un cem'i. Çoğul türleri nedir? Cem müzekker salim. Cem